Selamlar, hoş geldiniz mutfağıma ve kanalıma diyorum. Bugün sizlerle güzel, böyle kerpiç gibi sımsıkı bir yoğurt mayalamak istiyorum. Baktım videolarıma, hiç yoğurt mayalamamışım. Hemen iş başına geçtim, 5 kilo süt aldım. Hemen ne yapıyoruz? Böyle bir türbentim var, ben sütü süzmeden yapmam. Şöyle eğeyim, aşağıya doğru indireyim size göstermek için. Şöyle de 5 kiloluk bir tenceremiz elimizde. Şunu koyup şimdi sütümü de içerisine boşaltıp güzel bir şekilde kaynatayım. Bizim kendi sütçümüz var, köyden getiriyor. Güzelce biz de gidip alıyoruz. Eşim aldı geldi. Şimdi kapağını açayım. Güzelce süzelim burada birlikte. Şöyle. Kendi yoğurdunuzu yapmanız çok çok faydalı, çok iyi. Bütün tıp insanları her öyle diyor. Kendi yoğurdunuzu kendiniz mayalayın. Hazır yoğurtlar gerçekten ı-ı diyorum. Şöyle çok mu geldi? Biraz da başka tencerede. Çünkü çok koyarsam kaynatma şeyim olmaz. Rahat kaynatamam. Onun için şöyle kaldırayım. Şöyle. Ocağa koyacağım. Hemen güzelce kaynatalım. Burada kaynaya dursun. Şöyle koydum ocağa. Burada kaynasın. Ocağa aldığımız sütün üzeri kaymaklanmaya başladığı zaman elimizde bir kepçeyle sürekli bunu böyle kepçeyle karıştırdığımız zaman içindeki buhar çıktığında bilin ki yoğurdunuzun yani sütünüzün suyu azalmış olacak. Böyle yapmanın faydası budur. Kaynamaya başladıktan sonra bir 5 dakika muhakkak kaynatın kısık ateşte. Yavaş yavaş bunu karıştırarak, böyle havalandırarak karıştırın. 5 dakikadan fazla pişirmeyin. Çünkü içindeki mineralleri de tüketmeyin derim. Ama daha önceden böyle karıştırdığınızda içindeki buharın yani suyun çıktığını göreceksiniz. O zaman da yoğurdunuz sert ve güzel tutmuş olacak. Yani sert tutmanın maksadı şeyi böyle karıştırıp buharının çıkmasıdır. Şimdilik kaynatmaya devam edeyim böyle. Artık ocağımın altını kapatıyorum. Kısık ateşte pişti. Tam istediğim kıvama geldi. Altını kapatıp kenarda soğumasını bekleyeceğiz. Bu arada sizlerle de hemen küçük bir şeyler paylaşmak istiyorum. Ocağımı söndürdükten sonra çünkü taşırırım korkar unutur. Şimdi benim annem gerçekten biz 60 yaşına da gelsek annelerin öğrettiğiyle sürekli onlarla yani kalıplaşır. Onlar çok güzel çünkü iyi bilgiler bize bırakırlar. Ve annem de sağ olsun eli o kadar lezzetli ki her yaptığı yemekte enfes oluyor. Şimdiki yoğurdumuzu zamanında annem babam rahmetli reşver bir insandı, çiftçiydi. İneklerimiz vardı, camuzlar vardı. O peynirler, sütler, yoğurtlar annem her zaman onları çok güzel yapardı. Böyle bakardım ben annemin ilk çocuğuydum. Bakardım anne ben de senin gibi olacak mıyım, böyle öğrenecek miyim diye sorular sorardım daha şimdiki gibi aklımda. Yoğurdumuzu mayalamada maya sütünü söndürdükten sonra hemen elimize mayasını ne yapıyoruz? Buzdolabından çıkarıyoruz. Böyle kenarda oda sıcaklığına gelmesi lazım. Buz gibi dolaptan çıkartıp da mayalamak olmaz. Bunu burada bekleteceğim. Sütüm soğuyacak. Ondan sonra şu serçe parmağımı batıracağım. Yanmayacak. Böyle yanmayacak ama sıcaklığını hissedeceğim. Eğer hissetmezsem yoğurdum tutmaz. Güzel olmaz. Çok da sıcak olursa su keser. Ona çok dikkat, çok özen gösterin. Eliniz yanmasın ve de sıcaklığını da hafif hissedin. Bu kadar. Şimdi bekletelim, soğusun bakalım. Artık sütümüzü bakalım. Şöyle serçe parmağımı içine batırıyorum ve yanmadığını görüyorum. Tenceremin ısısını güzelce ayarladım. Yoğurdumuzu oda sıcaklığında dedik, bekletelim dedik. Bu şekilde 1 kilo süte 1 kaşık yetiyor. 1 kaşık maya 1 kilo süte yeter. 5 kaşık ben şimdi buraya mayamı boşaltacağım. Şöyle ortadan açıyorum.
Bu şekilde şöyle yapayım. Kaşıktan daha iyi görürsünüz. Ve hepsini boşalttık içerisine. Şöyle hafif içine de karıştıralım. Ve üzerine örtmem için böyle bir şey, aparatım var şimdi. Kapağını kapatırsam nemlenip buharlanır. İçi ne olur? Yoğurt yine dediğim gibi cıvık olur. Onun için bir bezle güzelce kapatacağım. Yoğurt bezlerim var böyle. Üzerini şimdi güzelce kapatıp en az 3 saat beklesin. Ondan sonra yoğurdumuz mayalanmış olacak. Mayaladığımız yoğurdu 5 kilo tencereme koydum. Mayaladım ve bir gün dinlendikten sonra kaşığı vurmamız lazım. Çünkü erkenden davranırsanız yoğurdunuz suya keser. Onun için bir gün beklesin dışarıda ya da buzdolabında. Dışarıda derken hani şimdi soğuk ya, balkonda bıraktığım için diyorum. Bir gün bekledikten sonra bakalım nasıl olmuş yoğurdumuz. Şöyle bir kaseme alayım elime. Gördüğünüz gibi şuradan kaşığımızı batıralım. Kerpiç gibi bir yoğurt, böyle derlerdi bizdekiler. Görüyor musunuz? Muhteşem bir yoğurt oldu. Umarım beğendiniz videomu. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugünkü videomda yoğurt mayalamaydı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın diyorum.